enerjisiyle bunu Evet, selam olsun o buradan onlara da. Çok severim kendilerini falan. Çok güzeldir, şeydir yani, sıcak bir atmosferleri falan var. İnsan olarak da güzeller. Peki çocuklar ilgisi nasıl pantomime? Ya çok derin karşılıklar buluyorum etki olarak. Hep anlattığım bir hikaye ama bunu anlatmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyük etkileniyorum ben her anlattığımda. Sakran'da çocukların olduğu bir cezaevinde cinayetten yargılanan bir çocuk, 13 yaşında bir çocuk. Benim oyunumu izlerken, tabii ben makyajımı çıkarıyorum. Asla konuşmuyorum makyajdayken. Normal olan da bu zaten. Çıkardıktan sonra çocuk heyecanla bana doğru gelmeye başlamıştı ve valideynler müdahale etmişti ve ben ceza müdürüne söylemiştim, lütfen çocuğu biraz rahat bırakın, bir şey anlatmak istiyor, bir derdi var. Çocuk gelmişti yanıma, gardiyanlar üstünde ve şey dedi, abi bana da bu sanatı öğretir misin? Ben de pantomimi öğrenmek istiyorum demişti. Tabii ki seve seve, ama neden öğrenmek istiyorsun onu merak ettim dediğimde bana şu cevabı vermişti. Ahmet dedi, ben de senin gibi duvar yapıp o duvarları yıkıp özgürleşmek istiyorum dedi. Sonra durdu, biraz etrafa baktı, tabii demir kapılar, yani koşullar vesaire. Evet dedi, abi hapisteyim ama hapiste de özgürleşebilirim dedi. Buradan şu Çok cümleye etkileymiş geçebilirim. Evet, gerçekten. pantomim sanatının bir çocukta yarattığı özgürlük tutkusuna değinebiliriz burada aslında. Bunun gibi binlerce örneğim var. Yani okullarda oynuyorsunuz, bu doğru aktarmaktan da yanayım bu arada. Özel kostümüm var, aksesuarlarım var, makyajımı ona göre yapıyorum. Öğretmenler arıyorlar. Ya biz baş edemiyoruz, siz ne yaptınız? Ya çocuklara sürekli pantomim yapmaktan bir şey anlatamıyoruz. Sınava kaldırıyorum sözlüğe, pantomimle cevap vermeye çalışıyor. Yani buna bir çözüm bulun falan diyorlar. Yok dedim, yani bu bir etki, bırakın devam etsin diyorum tabii ki. Tabii şey, olumsuz anlamda da şöyle şeyler oluyor mesela. Arıyor öğretmen, ya çok teşekkür ediyoruz, o kadar işe yaradı ki. Çocuklar susuyorlar artık dedim. Nasıl yani dedim. Yani pantomim olun diyorum çocuklara. Çocuklar susuyorlar. Yapmayın diyorum hocam, yani pantomim sanata bir sopa değildir. Bunu ne susturamazsınız çocuklara yani. İşte diyorum ya, her susulan şey pantomim değildir derken buna değinmeye çalıştım Evet, aslında. bunu her susulan şey pantomim değildir. Aslında güzel bir cümle. Bu cümlenin üzerine, peki her pantomim o zaman nedir? Her pantomim o zaman Evet, nedir? evet. Yani pantomim nedir o zaman? Her susulan şey Valla pantomim ben değilse. sessizliğin şiiri tanımlamasını çok seviyorum burada. Yine tabii bunu açmaya gerek var mı bilmiyorum. Her sessizlik pantomimdir falan filan demeyeceğim ama ortada bir şey var. Bir ortaya koyuş var. Yoktan var eden bir tanrısal bir enerjiniz var aslında orada. Ve ortaya koyduğunuz şeyin her şeyi de sizsiniz. Yani o hikayenin bütün parçalarısınız. Eşyasısınız, dekorusunuz, sözüsünüz, müziğisiniz, her şeysiniz. Bu anlamda çok daha etkileyici buluyorum. Mesela kendi sizler oyunumu iki tane kör arkadaş izledi. Bir oyunda hiç söz yok. Pantomim zaten. Ve müzik de son final sahnesinde 400 dakikalık bir müziğim var. Ve tek tek oyunu anlattılar. Oyunlardan sonra fuar yapmayı çok seviyorum. Ve nasıl Şimdi anladınız? Hiç görmeyen. görmeyen pantomim yaptım ve onlar Tek tek anlattılar. gerçekten mi? Nasıl? Nasıl anlattınız diye soru geldi onlara seyirciden ve şey dedi. Ter kokunuzdan, nefes alışverişinizden, bedeninizde çıkardığınız rüzgar sesinden, ayak ritim seslerinizden ve kalp atışlarınızdan biz bir oyunu anladık dediler ve gerçekten de anlattılar. Şurada çocuktunuz, emeklemeyi öğrendiniz, şurada ayaklandınız, burada okuldaydınız, şurada askerdeydiniz, şurada şuydunuz falan ve en son bunları yıkıp özgürleşmeye doğru Çok koşuyordunuz yani. önemli bir Çok şey önemli ya bir şey, İlker. Çok çok önemli ve çok, yani ben şimdi senden bunları duyduğum zaman şey olarak da birçok kalıbı, işte sanat bu, bunun ötesi diye bir şey yok bunu ben de yani. öğreniyorum bu arada. Ben bir şey Yani öğretmiyorum. çok Ben tanık enteresan, oluyorum ve çok kendim ilginç. öğreniyorum Evet. Yani insanı da anlamaya çalışıyoruz. bunu. Demek ki insan yoğunlaştığı zaman, görmek istediği zaman, odaklandığı zaman, hisleriyle her şeyi algılayabiliyor. Tabii ki, tabii ki. Yani bu yeni dünya düzeninin işte mekanikleşen insana duygularını kaybetmemenin de en güzel örneklerinden bir tanesi bu, değil mi? Evet, en büyük karşılığı dediğim gibi çocuklarla çok görüyorum yani. İnanılmaz hayal güçlerine
ufuklarını açıyor ve bütün dillerin sınırlarını parçalıyor. Bu çok önemli. Yani varsa bilmiyorum, tanıyanlar var ama ben İzmir'de